Bir teklifi biraz önce de söyledim. Babamı kaybettiğimiz günün akşamı Anderlecht maçından sonra Abdurrahim abi aradı. Tabii o üzüntüyle yani çok zor durumdaydık evde hepimiz ailecek. Ben odaya çekildim. Kızım da acaba ne oldu telefonda hani kötü bir haber mi geldi yine diye yanıma geldi. Ama sağ olsun Abdurrahim abi bizim acımızı dindirecek bu mutlu haberi verdi bize. İlk önce kızımla paylaştım. Sonra eşim geldi. Tabii diğer misafirlere bunu söyleyemedik o anda. Ama şükürler olsun yani. Babanız olsaydı gurur duyar. Evet, evet. Bu tesis de çok izledi beni. Ayrılışlar her zaman üzünlüdür. Yani güzel bir ayrılık olmaz. Yani oynaya zıplaya kimse ayrılmaz hiçbir şeyden. Biz de tabii üzgünüz ama müsteriyiz. Yani en önemli şey de bu. Yani Allah'a şükürler olsun gönlümüz rahat. Çünkü biz kulübümüz için tecrübemiz yeter yetmez, bilgimiz yeter yetmez. Doğru olanları yapmaya çalıştık. Belki hata yaptık ama zaman zaman asla ve asla kulübümüze kasıtlı bir zararımız kesinlikle olmadı. Bu yüzden dolayı da çok huzurlu ve mutluyuz. Yani davet geldiğinde biraz acaba mı diye düşündüm. Ama herhalde başka bir şey için dedim. Davet ettiler beni. Ama böyle bir şey açıkçası yani ikinci, üçüncü planda düşünüyordum. Çünkü bunlar olabilen şeyler. Kısmet. Hayırlısı. Yani ama hiç kimseye kızgınlığım, kırgınlığım yok onun.